elektronik defter uygulamasında gerçek kişiler önceden sadece elektronik imza kullanabiliyor idiler. Artık onlara da mali mühür kullanabilmelerinin önü açılmış durumda. Önceden elektronik defter uygulamasından yararlanmanın ön şartı e-fatura uygulamasına dahil olmak idi. Bu şart da kaldırıldı. Dolayısıyla elektronik defter uygulamasına gönüllü olarak dahil olmak isteyen firmalar e-fatura uygulamasına dahil olmadan sisteme girebilirler. Elektronik deftere başvuru sadece elektronik ortamda yapılabilir. Önceden kağıt ortamında da yapılıyor idi. İki nolu tebliğiyle bu da değiştirildi. Önemli değişikliklerden birisi beraat yükleme süresiyle ilgili. Elektronik defter beraatları önceki tebliğde defterin oluşturulduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar GİB'in sistemine yüklenmek zorundaydı. Ama bu tebliğden sonra defterler ilgili ayın defter beraatları takip eden 3. ayın sonuna kadar GİB'in sistemine yüklenmek zorunda. Ayrıca elektronik deftere istenirse yıl içerisinde de geçilebilir. Yıl içerisinde deftere geçildiğinde takip eden aydan itibaren e-defterin oluşturulması gerekmekte. Önceki tebliğde yıl içinde deftere geçildiği takdirde yılbaşından itibaren bütün kayıtların elektronik ortamda oluşturulması istenmekteydi. E-defter hakkında doğru bilinen yanlışlara kısaca bir bakacak olursak, e-defter beraatını yüklerken muhasebe kayıtların Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılıyormuş diye yanlış bir algı var. Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılan muhasebe kayıtları değil, biraz önce bahsettiğim defterin ve işletmenin kimlik bilgilerini içeren e-defter beraatı. GİB'i onaylattığım e-defterde hata yaparsam sonradan bunun düzeltilmesi imkanı yokmuş. GİB'e e-defter beraatınızı onaylattıktan sonra e-defterde bir hata yaptığınızı, yanlışlık yaptığınızı fark ederseniz geriye dönüp de bunu değiştirme şansınız artık yok. Ama e-defteri oluşturdunuz, beraatını aldınız, henüz GİB'in sistemine yüklemediyseniz şayet 3. ayın sonuna kadar o beraatı iptal edip kayıtlarınızı değiştirip tekrar GİB'in sistemine yüklemeniz mümkün. E-defterle muhasebe kayıtları Gelir İdaresi Başkanlığı'na transfer edilmediği için eskiden olduğu gibi BABS formlarının gelir tablosu ve bilanço gibi finansal tabloların Maliye Bakanlığı'na bildirimine devam edilmesi gerekmekte. E-defter vergi denetimi yapan bir program, bir yazılım değil. E-defter temelde yevmiye kayıtlarını Maliye Bakanlığı'nın istediği formata, standarda çeviren bir yazılım. Dolayısıyla elektronik defterin vergi denetimi veya vergi kontrolü yaptığı algısı yanlış. E-defteri hazırlamak çok uzun ve zahmetli bir süreç değil. Biraz önce 8 adımda e-defterin oluşturulduğundan ben bahsettim. Bunlar aslında bu yazılımlar tarafından tek bir tuşla oluşturulmakta. Beraatları da artık Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinden otomatik olarak alınmakta. Gönüllü olarak e-faturaya geçenler e-deftere de geçmek zorundalarmış. Gönüllü olarak e-faturaya geçenlerin elektronik defter uygulamasına geçme zorunlulukları yok. Bazı firmalar biliyorsunuz, özellikle büyük firmalar tedarikçilerini e-faturaya geçme konusunda zorladılar. O tedarikçiler e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olmadıkları halde o büyük firmalar e-faturanın avantajlarından yararlanmak için kendi tedarikçilerini zorladılar. Dolayısıyla e-deftere bu şekilde gönüllü olarak geçen firmaların gönüllü tabi tırnak içerisinde gönüllü elektronik defter uygulamasına geçme zorunlulukları bulunmamakta. Elektronik defter ve denetim kısmına şimdi kısaca bir bakalım. Benim buraya kadar anlattığım kısımlar elektronik defterin oluşturulması ile ilgili kısımlar idi. Elektronik defter ve denetim kısmında anlatacağım şeyler ise elektronik defter üzerine bundan sonra neler inşa edilebilir, neler yapılabilir? Bunlardan ben kısaca size bahsetmek istiyorum. Şimdi yani her ay 3 ay sonra mı? Evet, her ay 3 ay sonra. Nedimce lütfen şey yapma. Bittikten notlarınızı alın. Evet. Kesmeyin. Şimdi elektronik defter ve denetim dedik. Maliye Bakanlığı elbette elektronik defteri sadece mükellefler kağıt baskıdan kurtulsunlar, noter onayından kurtulsunlar, saklama yükümlülüğünden kurtulsunlar diye geliştirmedi. Maliye Bakanlığı'nın burada bir amacı var. Bu amaçlardan en önemlisi vergi denetiminde standart bir veriyi hazır halde tutmak. Geçtiğimiz haftalarda, yaklaşık 3 veya 4 hafta önce
Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yeni bir şube müdürlüğü kuruldu. Bu şube müdürlüğünün ismi Elektronik Denetim Şube Müdürlüğü. Demek ki Vergi Denetim Kurulu elektronik denetim yapmak için bir takım hazırlıklara başladı. Elektronik defter 1 Ocak 2014'ten itibaren 15'ten itibaren yürürlüğe girecek. Elektronik fatura biliyorsunuz 1 Nisan 2014'ten itibaren Türkiye'nin en büyük 20 bin firması için zorunlu hale geldi. Biraz sonra bahsedeceğim kayıt saklama gereksinimleri tebliği yayınlandı. Bu tebliğ de vergi denetimine veri sağlamak maksadıyla hazırlanmış olan bir tebliğ. Ve yeni nesil ÖKC uygulaması biliyorsunuz bu geçtiğimiz yıl bazı sektörler için zorunlu olarak uygulamaya geçti ama piyasanın çoğunluğu 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni nesil ÖKC sistemine geçecek. Yeni nesil ÖKC sisteminin klasik geleneksel ÖKC'lerden farkı ne? Burada veriler doğrudan Genel İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılacak. Ve son olarak biliyorsunuz Maliye Bakanlığı son 2-2,5 yılda vergi müfettişi sayısını yaklaşık 3,5-4 kat civarında artırdı. 3.000 küsürlerden şu anda 12.500'e vergi müfettişi sayısını çıkartmış bulunuyor. Demek ki önümüzdeki dönemlerde oluşturulan elektronik vergisel uygulamalar altyapısı artı vergi müfettişi kadrosuyla ki biliyorsunuz artık eskiden olduğu gibi vergi müfettişliği kadrosuna sadece iktisat, hukuk, siyasal mezunlar alınmıyor. Bilgisayar mühendisleri, elektronik mühendisleri de istihdam ediliyor. Bu nitelikte vergi müfettişleri de var. Demek ki bundan sonraki süreçte Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu elektronik vergi denetimi üzerine yoğunlaşacak. Elektronik defter denetimi önemli mi? Bundan sonraki süreçte çok önemli. Niye? Çünkü defterler artık aylık oluşturuluyor. Siz defter beraatlarınızı gibi onaylattıktan sonra geriye dönüp de o defterde bir daha değişiklik yapamıyorsunuz. Dolayısıyla elektronik defterler oluşturulup gibi yüklenmeden önce elektronik defterdeki bazı temel vergisel ve muhasebesel denetimlerin yapılması artık kaçınılmaz gözüküyor. Elektronik defter üzerinden ne tür denetim faaliyetleri yapılabilir? Bir defa uyum denetimi yapılabilir. Ne olduğuna biraz sonra değineceğim. İç denetim faaliyetlerinde, şirketlerin iç denetim faaliyetlerinde elektronik defter verisi kullanılabilir. Dış denetimde elbette elektronik defter verileri kullanılacak. Bağımsız denetim, yeme ve tam tasdik denetimi dahil. Vergi denetimde kullanılacağından bahsetmiştik. Elektronik denetim araçları yavaş yavaş geliştirilecek piyasada. Ve aynı zamanda uzaktan erişim ve denetime dönük de elektronik defter uygulaması çok büyük bir altyapı sağlıyor olacak. Bir de self audit file dediğimiz yani mükelleflerin kendi kendisini denetlemesine veya ön denetimine imkan veren bazı uyum programlarının da yine bu çerçevede geliştirilmesi mümkün bulunmakta. Bu sunumun bu kısımdan itibaren denetimle ilgili kısımlarında anlatacağım şeyler şu anda bizim geliştirmeye çalıştığımız şeyler yazılımlarla e-defter yazılımları üzerine bu tür elektronik defter araçları geliştiriyoruz. Bunlardan birincisi elektronik defter uyum aracı. Elektronik defter adı üstünde elektronik bir belge. Elektronik bir belgede, kağıt belgede olmayan birçok teknik eksiklikler, yanlışlıklar, hatalar olabilir. O yüzden elektronik defter oluşturulduktan sonra veya oluşturulmadan önce e-defter uyum aracı ile bu e-defterin ne kadar sağlıklı oluşturulduğunun kontrol edilmesi gerekiyor. Yarın bir gün bir vergi müfettişi veya bir mahkeme sizden elektronik defterlerinizi istediğinde ilk bakacağı şeylerden birisi bu. Yani şimdi kağıt ortamındaki bir defteri bir vergi müfettişine veya mahkemeye götürdüğünüzde ilk baktığı şey ne? Bu defter usulüne uygun bir şekilde tasdik edilmiş mi, edilmemiş mi? İncelemeler veya denetimler ondan sonra onun üzerine inşa edilir. Aynen oradaki gibi burada da oluşturulan bu elektronik belge üzerinde bir takım denetimlerin yapılması gerekiyor. Örneğin bunların hepsini tek tek saymaya gerek yok. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan indirilen beraatlar e-defter üzerinde yer alan imzayı doğruluyor mu, doğrulamıyor mu? Veya bir yevmiye maddesinde birden fazla doküman tipi veya ödeme yöntemi var mı, yok mu gibi
hedeflere özgü bazı denetimleri otomatik olarak yapan bir uyum aracı. Self Audit File dediğimiz kısma bakacak olursak, burada bu denetim programı temel veriksel ve muhasebesel bazı kontrolleri yapmakta. Mizanı, bilançoyu ve gelir tablosunu defteri üretirken otomatik olarak üretmekte. Mizanı aylık ve kümülatif olarak oluşturmakta, basit ve detaylı mizan şekilde. Eğer mizandaki hesap kalemleri ters çalışmışsa, aktifler ve pasifler ters çalışmışsa, ters bakiye vermişlerse, bu uyarıyı ekranlar üzerinden size göstermekte, atıyorum. Kasa hesabı alacak bakiye vermişse hangi tarihte verdiğine kadar bu detayı size göstermekte. Elektronik defter ve şirketlerin finansal risk değerlendirmesine ilişkin verileri defterden çekip oluşturmak mümkün. Özellikle likidite oranının düşüklüğü veya yüksekliği, kısa vadeli alacakların tahsil süresinin kısalığı veya uzunluğu gibi bir takım risk değerlendirmelerini yapmak mümkün. Self Audit File'ın, yani ön denetim programının neleri denetlediğine kısaca bir bakalım. Burada program tarafından denetlenen yüzlerce kuraldan ben birkaç tanesine değinmek istiyorum. Örneğin herhangi bir tarihte kasa hesabı alacak bakiye vermiş mi? Bunu diğer bütün hesap kalemleri için düşünebilirsiniz. Tek seferde kasadan 8000 TL ve üzeri ödeme var mı? Borç senetlerine ve eskont ayrılmışken alacak senetlerine de ayrılmış mı? Veya indirilecek KDV hesabında cari yıl faturalarının dışında önceki yıla ait bir fatura kaydı var mı yok mu? Çünkü e-defterde kural şu, bir yevmiye maddesine bir belge, bir fatura kaydedilebilir. O belgede tarih ve numarasıyla kaydediliyor. Dolayısıyla bu kontrol yapılabilir. Veya 193 dolu peşin ödenen vergiler ve fonlar hesabındaki rakam dönem sonunda 271 dolu karşılık hesabına aktarılmış mı? Dönem sonunda 280'deki tutarlar 180'e aktarılmış mı? Ortaklardan alacaklar hesabına faiz tahakkuk ettirilmiş mi? Personele avanslar hesabında uzun süredir kapatılmayan bir tutar var mı yok mu?